Ben Selahattin Eyyubi'yim. Tarihe yazılacaksın, öyle yazılayım. İnşallah bugün Müjde'nin gerçeğe dönüştüğü gün olacak. Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin ikinci sezonun ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımın yayınlamasıyla dizinin ne zaman başlayacağı da belli oldu. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin yeni sezonun ilk bölümü 21 Ekim Pazartesi günü saat 8'de yayınlanacak. İlk sezon büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yayınlanan ikinci sezon tanıtımında Selahattin Eyyubi'nin doğası ve sonrasında düşmanlar tarafından atıldığı kuyudan çıkmayı başarması ön plana çıkarken ayrıca diziye yeni sezonda dahil olan oyuncuların da yer alması dikkat çekti. İlk olarak Selahattin Eyyubi'nin yeni eşi olacak Şemsi Hatun karakterine Gökçe Türkan hayat verecek. Efsanevi iki aşkın iki kahramanı Şemsi Hatun ve Selahattin Eyyubi'yi izleyeceğiz. İkinci isim ise Ozan Dolunay oldu. Bizans tarafından İbeylinli Balyan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Balyan, Haçlı Devleti Kudüs Krallığı'nda önemli bir Fransız soylu. Kudüs kuşatması sırasında şehrin savunmasının lideri olarak Kudüs'ü Selahattin Eyyubi'ye teslim etti. Üçüncü isim ise Kuruluş Osman ve birçok diziden tanıdığımız Berk Erçel oldu. Sevilen oyuncu Bizans tarafından Lüzinyanlı Gay karakterine hayat verecek. Lüzinyanlı Gay, evlilik yoluyla bir Haçlı devleti olan Kudüs Krallığı'nın başına geçen, Selahattin Eyyubi ile karşı karşıya gelerek, Hıttin Savaşı'nı kaybederek, Kudüs'ün Haçlıların elinden çıkarak tekrar Eyyubilerin eline geçmesine neden olan bir Fransız Haçlı şövalyesidir. Diğer isim ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden tanıdığımız Uygar Özçelik kadroya dahil oldu. Özçelik, Kadı Fazıl karakterine hayat verecek. Kadı Fazıl, Selahattin'in baş danışmanı olarak görev yapıyordu. Selahattin'in savaşları sırasında Mısır yönetiminin başında bırakılmıştı. Diğer karakter ise ilk sezonda gördüğümüz adı sıkça geçen Kral Amalik oldu. Barbaroslar dizisinde Antoine karakterine hayat veren Devrim Evi'nde kadroya dahil oldu. Diğer isim Gülper Özdemir oldu. Özdemir, Kraliçe Sibilya karakteriyle diziye dahil oldu. Lüzinyanlı Gay'ın eşi olacak Sibilya, Kudüs ve Akka Krallığı kraliçesiydi. Diğer isim ise Atılgan Gümüş oldu. Atılgan Gümüş, Mısır yönetiminden soylu bir karaktere hayat verecek. Son isim ise Elif Doğan oldu. Elif Doğan da düşman safından soylu bir prensese hayat verecek. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.